Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba sevgili seyirciler. Değerli izleyiciler, Türkiye'de son yılların en heyecanlı dizisinin senaryosu hazırlanıyor ve o senaryo çekime başladı bile. Oynuyorlar aktörler. Müthiş bir dizi. Yani kaçıranlar için ben adını söyleyeyim. Makbule Hanım'ın FETÖ üzerinden pelikan maceraları. Makbule Hanım diyorum ama siz onu Maklube diye okuyacaksınız. Makbule Hanım'ı Maklube anlayacaksınız. Maklube'nin, daha doğrusu Makbule Hanım'ın FETÖ üzerinden pelikan serüvenleri. Her şey var. Siyaset var, terör var, ihanet var. Efendim, bin bir türlü entrika var. Yani böyle Osmanlı'nın saray entrikalarını filan, yani onlara taş çıkartacak bir senaryo bu. Böyle bir diziler vardı, bilmem kimin kızları falan diye televizyonlarda. Bu Makbule Hanım'ın, Maklube Hanım'ın efendim FETÖ üzerinden pelikan dizileri. Şimdi bu olayda, yani pelikan üzerinden gelen serüvenlerde pek de senaryo olmayan, yani gerçeklere dayanan bazı hususlar var. Onlardan bir tanesi FETÖ piyasası denen şey. Yani zenginler paraları ödüyor, FETÖ'den yırtıyor, değil mi? Aynen. Hatta devlet indinde... Bugün Kılıçdaroğlu buna evet. Bir kez daha açıkça. Oraya geleceğim. İlk kez bu kadar genişçe işaret etti. Evet, oraya geleceğim. Bazıları ödüyor. Ödeyince yırtıyor. Yırtınca hatta onunla da yetinmiyorlar. Devlet indinde önemli görevler ve şeyler yüklenen, fonksiyonlar yüklenen bir takım kurullara, örgütlere üye bile olabiliyorlar. Ödeyemeyen içeri giriyor. Bu arada en klasik olay tabii Bankasya olayı. Bankasya'yı açanlar, kredi kullananlar, kredi kullandıranlar filan, özellikle açanlar ve o kurdeleyi kesenler, bakarsanız o fotoğrafa, işte o Maklube'ye beraber kaşık sallayanlar. Onlar en üst düzeyde, bir elleri yağda, bir elleri balda. Maklube'nin etli pilav yemeği, yanına salatayla desteklenmiş, salata ve yoğurtla desteklenmiş değil mi? Efendim, şimdi ona geleceğiz. Şimdi siz bütün senaryonun şeyini, esrarını yok ettiniz. Maklube çok özel hazırlanacak. Bir defa altına et döşeyeceksiniz. Üstüne biraz pirinç koyacaksınız. Onun üstüne kızarmış patates dilimlerini koyacaksınız. Onun üstüne gene pirinç döşeyeceksiniz. Ve bütün bunları çok hafif ağır ateşte pişireceksiniz ki iyice kebap olsunlar. Cehennem ateşi gibi böyle bitmeyen bir ateşte. Ondan sonra da tencereyi ters çevireceksiniz. Etler gene üstte kalacak. Onların üstüne gene patates koyacaksınız. Çok rica ediyorum. Siz Sivaslı olarak bunları bilmelisiniz. Yok. Bizde hocam bildiğiniz bütün Türkmenlerde olduğu gibi etli pilav vardır. Ona da pilav denir. Orta Asya'da da hala pilav derler. Bir de çilav var İran. İranların evet. Çilavı oradan var. Gelen bir şey. O daha safranlı pirinç kullanılır. Evet, bir olay var. Ama etli pilavdır. Hala bizim köyde işte kurban etinden çok nefis etli bulgur pilavı yapılır. Evet. Bu bazı lokantalarda buhara pilavı ya da işte ne Özbek pilavı diyebilir değildir. Evet. Anadolu'da yaygın yapılan etli pilav pilavdır yani. Vejeteryenler ve veganlar bu maklubeden ve etli yemeklerden hiç hoşlanmazlar. Bence haklılar da. Ama şimdi konumuzu olmadığı için gelelim bu Makbule Hanım'ın FETÖ üzerinden pelikan maceralarına. Burada büyük bir tabii İhanet kokuları da hissediliyor. Böyle senaryolarda zaten siyaset, aşk ve ihanet olmazsa ve hele hele bir de terör filan değil mi? Öyle son zamanlarda o böyle bir takım senaryolar var. Birisi öldü, ölen senaryo kahramanı için ölüm ilanları verildi filan. Vah vah öldü falan diye böyle abuk sabuk bir ülke olduk. Efendim işte orada, şimdi orada bir takım olaylar var. Olaylar FETÖ üzerinden gidiyor ve Pelikan'dan kaynaklanıyor. Bu müthiş bir şey. Pelikan
ihanetle suçlanan AKP tarafından, AKP'ye ihanetle suçlanan ama AKP'ye ihanetle biliyorsunuz ülkeye ihanet hemen hemen aynı anlamda kullanılıyor. Çünkü AKP'nin devamı ülkenin beka sorunu yani varlık sorunu olarak sunuluyor. Hatta AKP'nin genel başkanının varlığı ve yönetimde, iktidarda kalması Türkiye'nin bekasıyla yani varlığıyla eşit görülmeye başlandı filan. Bu açıdan Pelikan'dan böyle bir siz aynı Makbule Hanım'ın yemeğinden yediniz, Maklube'ye kaşık salladınız denince derhal buna Adalet Bakanı'ndan sert ve ters bir cevap geldi. Şimdi bu pelikancılar ayaklarını denk atsınlar pelikancılar. Çünkü Adalet Bakanı işin içine girince ondan sonra savcılar, yargıçlar falan da işe karışabilir ve o pelikancılar kendilerini pelikan kuşlarının arasından birdenbire Silivri'deki kargaların pencereden baktıkları hapishane hücrelerinde bulabilirler diye ben kendilerini uyarmış olayım. Çünkü bu işte senaryolar şunlar bunlar falanlar filanlar çünkü vardı öyle. Türkiye'de olacaklar senaryolarla anlatılıyordu filan. İstanbul Boğazı'na İngilizce ne deniyordu hocam? Bosphorus. Bosphorus. Boğazlılar yani. Evet, bunlar doğru. Yalılarda oturuyorlar galiba. Böyle bir şirket var. Böyle bir halkla ilişkiler, kamuoyu araştırma şirketi gibi bir şirket. Bunlara pelikancılar deniyor. Pelikan sevimli bir kuş. Balıkla, deniz ürünleriyle beslenir, avlanır. Gagasının altında da bir torbası vardır, süzgeçtir. O suyu boşaltır, balığı yer. Fakat ben ortada daha farklı bir grup olduğunu düşünüyorum. Şimdi pelikancılar grubu mu, akbabalar grubu mu ben çok emin değilim. Çünkü Cumhuriyeti katlettikleri için Türkiye'ye çökmüş bir akbabalar güruhu var galiba. Yani daha çok buna uygun bir kadro var ortada. Şöyle işte başkanın sevmediğini, hoşlanmadığı kişileri önceden bunlar bir doğuruyorlar, itibarsızlaştırıyorlar, sosyal medya operasyonları yapıyorlar. Bunlar değerli seyirciler, bazı gazeteciler, siyasetçiler, sosyal medya yöneticileri, kamuoyu araştırmacıları tarafından oluşturulan bir grup. İçinde birilerinin olduğu ileri sürülüyor. Mesela Hilal Kaplan bunlardan biri, Berat Albayrak'ın yönlendirdiği iddia ediliyor. Sabah gazetesinin bu grubun denetiminde ve yönlendirmesi altında yayın yaptığı Sabah ATV grubunun belirtiliyor. Bunların hepsi iddia ama bu isimler bizim haberimizde var. İddia olarak var. Çünkü böyle bir resmi grup yok. Ben Pelikancılar diye bir vakıf var mı hocam? Yok. Yani İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiş bir vakıf var mı? Benim bildiğim Okçular Peki, Vakfı var. Dernek var mı? Hayır, dernek var mı? O da yok. TÜGVA Peki, falan var ama. Yani. Dernek de yok. Peki Siyasi parti mi bunlar? Yok. Kooperatif olabilirler mi? Yok. Ne peki bunlar hocam? Senaryo. Sizin uyarınız yerinde yarın bir gün bir çete davasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani İktidarı yönlendiren, siyasete ayar veren, başbakan azleden kudrette bir gruptan söz ediyoruz. Pelikancılar. Biz de Boğaz'a karşı yaşıyorlar. Bosphorus. Boğazlılar yani. Boğazlılar grubu. Ben daha çok bunların bir akbabalar grubu olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'ye çökmüş, deyim uygunsa akbabalar neyi yer hocam? Leş. Heh. Ceset yer, leş yer. Evet. Cumhuriyeti yağmalayan ve yeni düzeni kurmaya çalışan, inşa etmeye çalışan bir grup. İçlerinde eski solcular var, dönek solcular var, öyle anlaşılıyor. Onlar da herhalde yön veriyorlar. Böyle bir grup Türkiye'de siyasete ayar veriyor. Bu önemli. Bosphorus. Akbabalar grubu. Boğaz, İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı. Sadece özel bir isimdir bu. İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı. Şimdi İstanbul demişken değerli seyirciler, dün arkadaşlar bir de siz internet ortamından İstanbul kitabının, Emre Kongar'ın son çıkan İstanbul kitabının Remzi Kitap Evi'nin sitesine girerek veya tele1kitap.com.tr şu anda bir inşa halinde yeniden yapılandırıyoruz. Aktif değil. Bu arada da seyircilerimize duyurmuş olalım. tele1kitap.com.tr yeniliklerle ve daha güçlenerek izleyicilerimize hizmet etmeye devam edecek.
Sitemiz teknik bir aksaklıktan dolayı yayınlarına ara verdi. Türkiye'nin en büyük sanal mağazası olmayı hedefleyen, kitapçısı olmayı hedefleyen, kitap mağazası olmayı hedefleyen bir sitedir. O bakımdan biz yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. Remzi Kitap Evi'nin sitesine girerseniz kapağı alalım. Ne diyelim? İstanbul Kitabı. Evet, Emre Kongar yazın boş durmadı ve bu İstanbul Kitabı'nı tamamladı. İstanbul Kitabı çok hoş, hızlı okunabilen, su gibi okunabilen ve sadece İstanbulluların değil, Türkiye'de yaşayan ya da yaşamayan herkesin ilgiyle okuyacağı bir şehir kitabı. Sadece bir şehir kitabı değil. Sayın Kongar, Türkiye'nin en önemli sosyologlarından, düşünce, fikir adamlarından biri olduğu için onun arka planında bir şeyi göreceksiniz. Kentin değişimini göreceksiniz. Kentin kültürünü göreceksiniz. Edebiyatını göreceksiniz. Evet hocam, gördüğünüz gibi şu anda plazmada. Tek ekrana da verebilirsiniz arkadaşlar. Yani kelebek yapın ve verin. Kitap yeni yayınlandı. Raflardaki yerini aldı. Kitaptan ben birkaç başlık size okuyacağım. Çok çarpıcı, çok ilginç. Bir kere Emre Kongar'ın İstanbul'a aşık olduğunu, ilk sevgilisinin İstanbul olduğunu anlıyoruz. Ama ilk sevgilisi dediğime bakmayın. Başka sevgilileri de var. Kitap boyunca onları göreceksiniz. Hocamızın yaptığı yani gençlik danslarını hoş. Yani İstanbul'a aşık olmak diye bir başlık var. Başlığın devamı önemli. Sonsuzluğa köprü kurmak demiş. Yani İstanbul'a aşık olduğunuz zaman bir tür ölümsüzleşirsiniz. Sonsuzluğa bir köprü kurarsınız diyor. Çok kimlikli perişan sevgili de İstanbul'un nasıl bir bozulmaya, bir tükenişe doğru gittiğini görmek, hüzünlü bir serüveni izler gibi okuyacağınız sayfalar. İstanbul üzerine efsaneler ve yalan, bunlar önemli. Nisan günlerinde aşk, Taksim Belediye Gazinosu özellikle tavsiye edeceğim bölümlerdir. Eski İstanbul ve yeni İstanbul arasında Beli Paşa'dan Halil Paşa'ya, Halil Rıfat Paşa'ya diye bir bölüm var, önemli. Piraye'nin köşkünden İzgen Öksüzcü ve Mehmet Fuat ile Piraye, Nazık Betin Piraye'si, bu çok önemli. Mehmet Fuat oğlu zaten. Evet. Bu arada tabii Emre Kongar'ın ilişkilerini, dost çevresini, arkadaş çevresini, yakın tanıklıklarını da burada izleyeceksiniz. İstanbul'da yaz biter aşk, sürekli aşk var hocam. İstanbul'da yaz biter aşk bitmez. Öyle gençlik kitabı hocam. Evet, bir gençlik kitabı. Şimdi 20. bölümde enteresan, perişan sevgilime diyor. Hocam böyle sanki bir aşk hikayesi ama ne denir aşk hikayesine? Hani yarım kalan aşklara ne denir? Biten aşklara, kırık bir aşk hikayesi gibi. Yani yüreğinizi burkan bir kent aynı zamanda son yılları. Bunu göreceksiniz. Sonsuzluğa yürümek, hem İstanbul'da diye bir şey, bir bölüm var. Mesela kentin bağrına saplanan ilk hançer. Nedir? Kentin bağrına, İstanbul'un bağrına saplanan ilk hançerin Hilton Oteli olduğunu ve bunun arkasında Zaza Gabor'un bulunduğunu ve Zaza Gabor'un Amerikan istihbaratı, askeri istihbaratı tarafından sorguya çekilen bir kadın kelebeği olduğunu. Kelebeği alın arkadaşlar. Yani müthiş bir şey yakaladım, müthiş bir olay yakaladım. İstanbul'un ilk yağması Hilton Oteli. Hilton Oteli'nin arkasında Zaza Gabor var. Zaza Gabor dönemin büyük sinema oyuncusu. Evet, yani Zaza Gabor Batılı. İtalyan mıydı hocam? Macar. Macar aslında. Macar Yahudisi ve bizim... Ama Hollywood oyuncusu. Evet. Dünyanın en ünlü oyuncularından Murat biri. Murat Belge'nin babası, Burhan Belge'nin de eşi, karısı. Macaristan'dan kaçıyor. Türkiye'ye geliyorlar. Burhan Belge getiriyor. Sonra da evleniyor. Sonra da İsmet Paşa zamanında çok dedikodu olunca Amerika'ya postalanıyor. Epey aşk yaşıyor falan. Türkiye'de. Yani ve sonra da işte Amerikan askeri istihbarat tarafından sorguya falan çekiliyor ama Hilton'un yapılmasında kendisinin ifadesiyle kendisinin kararı veya Konrad Hilton'u yönlendirmesi var. Müthiş bir öyküdür. Evet. Ya çok içeriğine girmeyeceğim ama İstanbul'un fethi, Stefan Zweig, Yahya Kemal ve Kiritovulus.
adlı bölümü de özellikle tavsiye ederim. Hocam elinize sağlık. Çok keyifli okunan bir kitap. Bitirmedim ben. Tamamını bitirmedim. Tamamını okuyacağım. Zsa Gabor'un casusluğu bölümü önemli. Zsa Gabor dönemin dünyanın en güzel kadınlarından biri. Onu belirtmek lazım. Büyük bir oyuncu, büyük bir sinemacı. İstanbul'da ve yani İstanbul o dönemde dünyanın en gözde kentlerinden biri. Bugünkü gibi değil. Taşralaşmış, kasabalaşmış bir İstanbul değil. Yani batılı büyük sanatçıların iş aramaya geldiği, kulüplerinde dünyanın ünlü sanatçılarının çıktığı, İstanbul'un daha bir kent olduğu, sadece İstanbul'un değil, Eskişehir'in, Samsun'un, Zonguldak'ın, Ankara'nın, her yerin daha bir kent olduğu bir dönemdir. Bir ne diyelim, bir niteliksizleşme, bir taşralaşma yaşadı Türkiye uzunca bir süredir. Çünkü bir, her zaman söylediğim gibi bir Emevi yobazlığının saldırısına uğradığı için paçalarından çekerek bu İslam Doğu dünyasının parlayan yıldızını söndürmeye çalıştılar. İstanbul kitabı buna bir direniştir. Bu sürece bir direniştir. Ben tavsiye ediyorum hocam, elinize sağlık. Sağ olun. Bir de ben bir duyuru yapayım Telebir kitap adına. Buradan sipariş verecek okurlarımız ve izleyicilerimiz için buradan sipariş verdiklerinde, adlarını söylediklerinde ben onların ismine kitabımı imzalayacağım. Telebir kitap öyle yollayacak. Evet, elinize yani, sağlık hocam. İmzalı bir şey. O öneri Telebir kitaptan geldi. Ben de tabii uçarak kabul ettim. Sevgili, çünkü izleyicilerimizle okurlarımız böylece bütünleşecek. Şimdi gündeme dönelim hocam isterseniz. Evet. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ahmet Davutoğlu döneminde başlattığı bir uygulama var. Şimdi değerli seyirciler, o nedenle AKP'nin alternatifi bir AKP'li olamaz. Erdoğan'ın alternatifi de Ahmet Davutoğlu hiç olamaz. Yani siyasal İslamcılığın alternatifinin siyasal İslamcılık olması gibi tuhaf, garip bir durum söz konusu. Çünkü Türkiye'yi, bu ülkenin gerçek yurtseverlerini, halkçılarına, demokratlarına, ilericilerine, yurtseverlere vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Türk sermayesi de böyle. Bu korku nedeniyle kendi kendisini zehirledi. Bugün İslamcılara bu ülkeyi terk eden, cumhuriyeti ve devrimi teslim eden onlardır. Cumhuriyet bürokrasisidir, ihanet eden ve Türk sermayesidir. Aynı şeyi bu dönemde de yapmaya çalışıyorlar. Ne Bebecan'dı bu arkadaş? Ne Bebecan hakikaten... Ali. Allah galiba evet. Babacan dersek doğru. Ali Babacan mıydı? Evet, Ali Babacan. Ali Babacan evet. Ali Bebecan ya da Ali Babacan bu şeyin bebesi, siyasal İslamcıların bebesi, yanlış bir yolda olduğunu fark ediyor. Büyüdü galiba. Kendisine yeni bir rota çizmeye çalışıyor. Ama küresel sermayenin desteğini arkasına alarak bunu yapmaya çalışıyor. Ve merkez sahadaki büyük boşluğu oynuyorlar. Fakat asıl ihanet merkez sağdan geliyor zaten hocam, öyle değil mi? Evet. Yani Demokrat Parti'den itibaren. Tabii. Türkiye'de tutan devrimler tutmayan devrimler deyip, isterseniz hilafeti siz getirebilirsiniz deyip, Arapça ezanı yeniden uygulamaya koyuyor. Yani ezanın Arapça olup olmaması, Türkçe okunup okunmaması tartışması bahsi diğer, bu tartışmayı yapabiliriz. Hiçbir sakıncası yok bana göre ama... ve Kemalist devrimlere karşı ilk sabotajı yapan daha doğrusu iktidardır. Bunu da unutmayalım. Bir de bir şeyi hatırlatalım. Demirel de öyledir, Özal da öyledir. Menderes'in bir lafı var. Odunu göstersem aday. Milletvekili çünkü, yaparım diyor. Çünkü kölelerin önüne sandık koyarsanız onlar efendilerini seçerler. Demokrat Parti'nin çıkışı toprak reformuna karşı direnen ağaların eylemiyle başlamıştır. Toprak ağalarının. Yani Cumhuriyet köylü toprak sahibi yapıp, topraklandırıp, onları ağaların, şeyhlerin, din bezirganlarının denetiminden kurtarmayı başaramadığı için kendi sonunu hazırladı. Zaten bir siyaset sosyolojisinin bir yasası vardır hocam, siz çok iyi bilirsiniz. Bir devrimi yazım bıraktığınız zaman kendi mezar kazıcılarınızı hazırlarsınız. Cumhuriyet'in mezar kazıcıları bugünkü AKP iktidarıdır. Belki bununla gurur duyuyorlar, siyasi hedeflerine ulaşacaklar filan ama işte Cübbeli Ahmet hocalara, Nakşibendi tarikatına, menzilcilere terk ettiler bu ülkeyi. Mesele bu. Ahmet Davutoğlu ne yapmış? Hemen sözü size bırakacağım hocam. Yani Milli Eğitim Bakanlığı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde bir uygulama başlatıyor. Okullarda cuma namazı düzenlemesi yapılıyor ve müfredat, eğitim cuma namazlarına göre yeniden düzenleniyor. Ya şimdi
Bunun ortada ya insanlar cuma namazını kılmasın mı, dini vecibelerini yerine getirmesin mi gibi bir argümanla, bir tezle buna karşı çıkılamaz. İki şey yapacaksınız siz. Ya bir din devleti olmayı tercih edeceksiniz veyahut seküler, laik, aklı ve bilimi temel alan bir devlet olacaksınız. Bunun arası yok. İslam dünyası bin yıldır seküler kültürün ürünü olan bilim insanlarının ve teknoloji üretici ve yaratıcılarının yanında tek bir kişiyle bu dünyaya katılabilmiş değil. Bu bir tesadüf olabilir mi? Bin yıldır orta çağını yaşayan bir ülkede siz böyle bir düzenleme yapıyorsunuz. Buyurun hocam. Evet, şimdi değerli şimdi bütün milli eğitim bu düzenlemeyi yapıyor. Tabii şimdi yani 21. yüzyıl dünyasında diyelim ki Amerika'nın Silikon Vadisi'ndeki beyinlerle, yani Google'cılarla, işte Facebook'cularla, bilmem Twitter'cılarla veya işte o akıllı telefonları yapan veya Samsung'cularla vesaireyle siz medrese eğitimiyle başa çıkacaksınız. Tabii çünkü sizin iktidarınızın önde gelen insanları diyorlar ki bizde diyorlar böyle mucit filan yetişmez. Biz diyorlar tarım ülkesiyiz, biz ara eleman yetiştiririz diyorlar. Biz ancak böyle şeyler yaparız diyor. Yani baştan eğitimi kültürsüzleştirme, cahilleştirme olarak kabul ediyor baştan. Arkadan bir başkası diyor ki gene sizi yöneten, bizi yöneten iktidarın önde gelen adamlarından biri, ya diyor eğitim düzeyi yükseldikçe bizim oylarımız düşüyor diyor. Bilerek ve isteyerek bilimsel eğitim, sorgulayıcı eğitim, doğru dürüst beyin yetiştiren çocuklarımızı geleceğe hazırlayan eğitim engelleniyor. Bilerek ve isteyerek halkımız cahil ve geri bıraktırılacak bir eğitim düzeni içine sokuluyor. Şimdi o söylediği milli eğitimi tarikatlarla işbirliğine, diyanetle işbirliğine yönelten programın arkasında kim var, ne var? Bugün yine bir tanesinin incilerini siz muhakkak görmüşsünüzdür. Ne diyor? Bir kadın tek başına diyor İstanbul'dan Bolu'ya gidemez diyor. Yani 90 kilometreden fazla evet, gidemezmiş. Evet, şeyle yani araba kullanarak falan böyle şoförlük yapıp gidemezmiş. Yani şey kafaya bakın ya, yani siz bir tanesi de hamile kadınların sokağa çıkması işte çirkindir, ayıptır, kötüdür filan gibi diyordu. Yani bunlara çocuklarımıza emanet ediyoruz. Ne yapıyorlar çocuklarımıza bunlar? Tecavüz ediyorlar. Üstelik bir de onu gizlemek için bir defadan bir şey olmaz. Efendim tecavüz değil, işte cinsel istismar demeye başladılar. AKP'ye oy veren kadınlar tıpkı İpek Böceği gibi kendi hapishanelerinin ördüğünden, kendi hapishanelerini ördüklerinden habersiz bir biçimde bu işe devam ediyorlar. Yani kendi cehennemlerinin, kendi hapishanelerinin, kendi esaretlerinin, kendi köleliklerinin yolunu döşüyorlar. Başka bir şey değil. Hocam küsremiz doldu, arkadaşlarımız evet, uyarıyor. Evet. Evet, siz açtınız, ben kapatayım. Değerli seyirciler, bir 18 dakikanın daha sonuna geldik. Yarın yine saat 20'de karşınızda olacağız. Evet. Bizi izlemeye devam edin, bizden ayrılmayın. Evet, hem izleyicilerimize hem okurlarımıza saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Yeniden buluşmanın keyfiyle.